Evet bugün bugün artık video var. Hani YouTube'dan çekiyorsun. Şu tip programlar yapıyorsun. Bu programlarımız YouTube'a da konuluyor. Diğerine de konuluyor. Bugün artık çok korkmuyorum. Bugün ben insanlara şunu söylüyorum. Kardeşim sadece beni dinleme. Sadece bizi dinleme. Sadece bizi okuma. Ama kimi okursan oku, artık karşılaştırmalı oku. Ve ideolojik bakma. Tarih bir ilim dalıdır. Matematik bir ilim dalıdır. Nasıl matematikte, fizikte, kimyada ideoloji yapamazsan, tıp ideolojileri yürümüyorsa, coğrafyada, edebiyatta, tarihte ideolojiyle yürümez. Sen o zaman bir fikrin, bir düşüncenin ideolojisi olursun. İdeoloğu olursun başka bir şey olmazsın. Körü körüne düşmanlık edersin. Dolayısıyla siz aslında Osmanlı'nın eleştirilmesine falan karşı değilsiniz. Hayır kesinlikle. Düşmanlık, eleştiri adı altında bariz düşmanlık yapılıyor ona karşı. Kesinlikle. Yoksa eleştirebilir Bu hep yanlış anlaşılıyor hocam. Yani ya işte Amiyane söyleyeceğim anlaşılsın. Tabii. İşte ya Şimşirgil'de var ya işte Osmanlı'ya toz kondurmuyor ha falan. Gibi tabii böyle tabii, bir geçen bir şey... yazar da söylüyor öyle. Soruyorlar en iyi tarihçi, Şimşirgili diyeceğim ama toz kondurmuyor diyor. Hı. Benim de bir çok sevdiğim bir arkadaşım yani, evet. çok sevdiğim bir kardeşim, böyle söylüyor. Öyle değil ama aslında. Ya niye olsun Mustafa Hı. Bey, ben ilim adamıyım. Elbette hocam. Ben bunu söylediğim an, beni, yani tabirimi hoş gör, paçavraya derler. Benim 11 tane kayıt serisinde kitabım var. Osmanlı tarihini baştan sona anlatan tek akademisyenim Türkiye'de. Bakın Osmanlı tarihini baştan alıp sona kadar getiren. Bana bir tane doçent, profesör bilmem ne yerinde bir tenkit etsinler. Etsinler biz burada konuşalım ben büyük memnuniyet duyarım. Öyle klavye delikanlılığı gibi oturup bir şeyler yazmakla olmaz bu işler. Biz burada oturduğumuzda Halil Bey, Halil İnalcı, İlber Ortaylı'yı, bak şurada isimler veriyorum, Yılmaz Öztürk'e Mehmet Doğan diyorum, falanca diyorum, filanca diyorum, isim veriyorum. Ben çekinen korkan bir insan evet, değilim ki. Valla şöyle söyleyeyim hocam, ben beni biraz böyle e, bilenler bilir, izleyicilerden de ben çok tarihçiyle beraber program yaptım. Yani <laughs> Biliyorum. Böyle bir e, nasip oldu yani. En son bize gel. <laughs> <laughs> nasip oldu elhamdülillah. ...şu var yani... ...bu kadar hodri meydan... ...yani diyen... ...meydan okuyan da... ...bir sizi gördüm ama yani bu bu açık... ...net. Vallahi teşekkür ederim yani... yani hani, ...gerçekten öyle. Varsa kardeşim bizimle. eğer bir şey... ...sıkıntı yani. hani eleştiriliyorsa... ...gel konuşalım gel tartışalım. Gel konuşalım yani. aynen öyle. Yani bu masa açık değil mi e, hocam? Buraya gelmiyorsa senin bir masan daha var... ...konuşalım <gülüyor> diye. <gülüyor> evet or oraya gelsin orada konuşalım. Bunu konuşalım yani, yani. Mustafa Bey yok... ...yani... Bunlar rahat konuşur, söyler, geçer gider. İsim vermez çoğu, bir şeyleri evet. söyler. İsim vermez. E, Türkiye bundan çok çekti. Ben niye isim veriyorum? Bu benim zevk aldığım bir konu değil. Bakın benim isim vermem, benim konuşmam, benim zevk aldığım bir konu değil. Tartış Ama askıda kalıyor sözler. Evet, doğru. Bunu kim söylüyor? E, ben öyle adamların isimlerini veriyorum ki bunlar tarihçilerin duayene geçiniyor. Evet. Bir numara geçiniyor. Yani Ahmet Şimşirgil korkmuyor kardeşim. Sana öğretilen tarih tarih değil. Ahmet Şimşirgil bunu söylüyor. Bak sana öğretilen yıllardır tarih tarih değil bunu bil. Kendini silkelen. Oku. Benim bir kitabımı okumadan bana laf söyleme. Ben onların ciğerlerine kadar okudum da konuşuyorum. Bakın o sözleri söyleyenlerin ben ciğerlerine kadar okudum. Onu okumasam bu sözleri söyleyebilir miyim Mustafa Bey? Mümkün değil. Mümkün Mustafa. değil. Ben biri hakkında bir söz söylerken mutlaka onu dinlerim. Mutlaka konuşurum, görürüm öyle söylerim. Bunu söylemeden konuşamazsın. Evet. Ama benim hakkımda konuşanların hiçbiri benim kitabımı okumuyor. Bakın hiçbiri benim kitabımı okumuyor. Kay diye bir serisi var. Ne yazıyor orada? Hangi hatayı işlemiş? Hangi yanlışı yapmış? Ne yapmış? Şimdi Türkiye'de... Ha, tam da sana fırsat işte al oku. Al oku. Değil mi yani? Tabii. Bir tane... Bulursan açık yakala oradan bir, yani. Bir, edebiyatçı profesöre çok tenkitler yapmıştım. Mustafa bana mail attı. Hı, hı Vallahi dedi senin kayı kitapları da var ortada. Binlerce hata var dedi. Bunlara başlamayın ben dedi. Hı. Abi başla dedim ya. Çok <laughs> memnun olurum. <laughs> bana da yaz. Bana da yaz. Evet. Eğer hataysa ve sana cevabını veremezsem düzelteceğim ve teşekkür edeceğim ön sözünde. Hı hı. Yeni baskıda. Teşekkür edeceğim. Televizyonlarda bile söylerim bunu dedim. Yaz bir tane hatamı yaz. Üç tane hatamı yaz. Yaz. Mustafa Bey ne var? Beni hatamdan dönmüş olurum bak. Bu bir erdem. Gerçekten de ben farkına varmadan da hata yapabilirim.